Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de önemli yerler 1. Yani sorularımızda yine Türkiye ile ilgili çok çıkan yerleri inşallah sırasıyla göreceğiz. Bu videomuzda ise arkadaşlar nüfusu yoğun ve seyrek olan yerleri inşallah göreceğiz. Şöyle bakalım arkadaşlar Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu yerler. Bunlar arkadaşlar ortak özellik genellikle sanayi, ticaret, ulaşım, turizm. Yani iş imkanı fazla olan yerler ve iklim olarak da arkadaşlar ılıman olan yerler, yağışlı yerler diyoruz. Şimdi bunları bir görelim sırasıyla. Birincisi ve en önemlisi bunu zaten hepimiz biliyoruz arkadaşlar. İstanbul ve çevresindeki bazı yerlerimiz. İstanbul, yakınındaki Kocaeli, Sakarya. Sonra hemen İstanbul'un yine yanında Tekirdağ. Başkentimiz arkadaşlar Ankara. Yine Güney Marmara'da Bursa arkadaşlar. Ege bölgesinde İzmir. Bunlara zaten dikkat ederseniz arkadaşlar hem de aynı zamanda büyük şehirler zaten. Diğer bir yerimiz Akdeniz kıyılarında Antalya. Yine Adana, Mersin çevresi. Arkadaşlar Batı Karadeniz'de Zonguldak, Düzce çevreleri yine nüfusun yoğun olduğu yerlerden. Samsun, Karadeniz'deki en büyük şehir zaten arkadaşlar. Ordu çevresi. Trabzon. Yine Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep en yoğun nüfuslu yerlerimizden biri diyoruz. Hatay yine nüfusun yoğun olduğu yerlerden ama tabii ki bu arkadaşlar son depremden sonra nüfus burayı terk ettiği için belki bilgi olarak hani bundan sonrasında değişebilir diyoruz. Şu anki bilgilerimize göre söylüyoruz. Yine arkadaşlar Şanlıurfa tarafında nüfus yoğunluğu biraz fazla diyoruz. Diyarbakır çevresi ve Batman. Arkadaşlar nüfus yoğunluğunun Türkiye'de başlıca fazla olduğu yerler. Bir daha söyleyelim. Genel olarak iklim şartları uygun yerler, iş imkanı fazla olan yerler. Arkadaşlar sanayi, ticaret, ulaşım, turizm, tarım alanlarına sahip yerler olarak düşünebilirsiniz. Şimdi geldik arkadaşlar nüfus yoğunluğu az olan yerler. Yani nüfusun seyrek olduğu yerler. Burada da arkadaşlar genellikle bir dağlık engebeli yerleri düşünüyoruz. İkinci husus iklim şartları kurak veya kışları çok soğuk, sert, uzun geçen yerler arkadaşlar. Bunlar hani iş imkanı da ekonomik olarak zaten bunlar otomatikman olumsuz etkiler. Bu tür yerlerde nüfus yoğunluğu az olan yerler diyoruz. Yani yoğun nüfuslu yerlerin yanında bile bu şekilde seyrek yerler bulunabilir arkadaşlar. Çünkü Türkiye yer şekilleri olarak çok çeşitli bir ülke. Şimdi bunlara bir bakalım. Birincisi arkadaşlar bakın Marmara bölgesinin çoğu yerinde nüfus yoğundu ama arkadaşlar Kırıklareli yani Yıldız Dağları'nın olduğu yerde nüfus seyrektir diyoruz. Çanakkale yani arkadaşlar çok fazla bilmeyenler işte Çanakkale Üniversitesi var. Şöyle böyle deyince sanki büyük şehir gibi sanıyorlar. Hayır arkadaşlar Çanakkale'de de yine ulaşım yollarına uzak kaldığı için yoksa iklimi uygun, yer şekilleri uygun ama ulaşım olarak sapayırda bulunduğu için yine nüfus seyrek diyoruz. Diğer bir şeyimiz arkadaşlar yine yanlış bazen öğrencilerimiz düşünebiliyor. Muğla yani Menteşe yöresi. Burası da dağlık olduğu için yine nüfusun seyrek olduğu yerlerden diyoruz. Diğer bir yerimiz ise arkadaşlar Antalya Muğla arasındaki Teke Platosu ya da Teke yöresi dediğimiz yer. Burası da arkadaşlar dağlık, karstik arazinin fazla olduğu yerler olduğu için yerleşmeler burada seyrek, nüfus az. Diğer bir alanımız ise arkadaşlar Mersin ile Antalya arasındaki Taşeli Platosu. Arkadaşlar Taşeli, Teke aynı özelliğe sahip diyebiliriz hemen hemen. Dağlık, karstik arazi var. Yerleşmeye çok uygun değil. Ulaşım alanları olarak da biraz merkezi yerlere sapa kalıyor. Diğer bir şeyimiz ise arkadaşlar Tuz Gölü çevresi. Tuz Gölü çevresi de arkadaşlar iklim olarak az yağışlı yani kurak ve tuzlu topraklardan dolayı tarıma da elverişli olmadığı için nüfus burada seyrek diyoruz. Diğer bir yerimiz arkadaşlar Yozgat, Kırşehir çevreleri. Bunlar da yine iş imkanları olarak sınırlı olduğu için yine seyrek nüfuslu yerlerimizden. Diğer bir yerimiz arkadaşlar Orta Karadeniz'in Samsun'a yakın kesimleri Sinop ve Kastamonu dağlık yerler. Burada da yine nüfus seyrek diyoruz. Sivas yine arkadaşlar uzun kış şartlarından dolayı soğuk olduğu için, yüksek olduğu için yine nüfusun seyrek olduğu yerlerden. Yine arkadaşlar Artvin çevreleri de yine nüfusun seyrek olduğu yerlerden. Çünkü dağlık bir yer. Erzurum, Kars, Ardahan arkadaşlar çevresi ise
Burada da kışların çok uzun ve sert geçmesinden dolayı arkadaşlar nüfus yoğunluğu biraz daha düşük diyoruz. Hakkari ise arkadaşlar yüksek dağlık alanlara sahip. Biliyorsunuz yüksek dağlık alanlar ekonomik faaliyetleri, ulaşımı, tarımı ne yapar? Sınırlar. O yüzden Hakkari içerisinde de nüfusumuz az diyoruz. Şöyle bir de topluca bakacak olursak arkadaşlar, bunlar genelde sorularımızda kullanılan yerler. Yerleri tam öğrenebilirsek eğer soru çözerken arkadaşlar işimiz kolay olur. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Sınavda başarılar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin sizlere.